Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Evet, paranın rotasında bugün sizlerle birlikteyiz ve Erkan Akkuş yanımızda yok bugün. Bugün Erkan bir rahatsızlığı nedeniyle bizimle olamayacak 3 gün boyunca ama özellikle bir de teşekkür etmek istiyorum. Erkin sağ olsun beni kırmadı. Böyle zamanlarda da ben hemen fırsatı buluyorum ve iki kişi konuk olarak devam edelim diyorum. Hoş geldin Erkin. Hoş bulduk hocam. Benim için şeref her zaman yayınlarınız olmak. Estağfurullah. Zaman. Teşekkür ederim. Gerçekten Erkin şu an piyasalar inanılmaz dalgalı. Evet. Sen daha bir dalgalısın. Özellikle piyasaların her boyutunu izliyorsun. Yok FX tarafını izliyorsun, BOP tarafını izliyorsun, hisse senedi tarafını izliyorsun. Yatırımcılarla inanılmaz sürekli ilişki içerisindesin. Ve çok inanılmaz bir son 1,5 aydan geçiyoruz. Öyle değil mi? Evet. İnanılmaz bir dönem oldu bu. Yani volatilitenin çok yüksek olduğu. Aynı zamanda insanların hakikaten çok yön bulmakta acayip zorlandığı, ne olacak dediği bir dönem oldu. İstersen bugün böyle karşılıklı sohbet halinde gidelim. Tabii konumuz biliyorsun malum dün Merkez Bankası'nın kararları. Evet. Öncelikle senden, sen bu kararları nasıl yorumladın, nasıl gördün? Ben de aynı şekilde görüşlerimi aktaracağım. Yani oturmuşuz Erkin bir şeyde çınar ağacının altında şöyle hani küçük tabureler vardır ya. Çayımızı da elimize almışız ve ikimiz şu Merkez Bankası'nı çekiştiriyoruz veya dedikodusunu yapıyoruz. Evet. Sen öyle düşün. Piyasalarda ne olacak? Şu an seyirci falan yok zaten. İzlemiyor da bizi. Biz kendi aramızda sohbet edelim. Peki, peki hocam. Şimdi ben şöyle başlayayım aslında. Ben Merkez Bankası'nın dünkü toplantıda pas geçmesini isterdim. Bir kere onu çok net bir şekilde ifade edeyim. Çünkü pas geçmek derken neyi? Hiçbir şey yapmamasını. Evet, umarım. Çok ilginç, evet. Çünkü şöyle ki, Fed tarafından, daha doğrusu bütün gelişmekte olan ülkelerde para birimlerinde baskı var. Bütün gelişmekte olan ülkelerin borsa endekslerinde baskı var. Evet. Gelişmekte olan ülkelerden bono tarafında sermaye çıkışı var. Bir başka ifadeyle, hazine faizleri hemen hemen her gelişmekte olan ülkede yükseliş trendine girdi. Amerika'ya paralel olarak. Evet. Şimdi bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bizim kurda da, daha doğrusu TL'de de bir dönem kontrolsüz bir değer kaybı yaşandı. Volatilite ciddi şekilde arttı ve Merkez Bankası önce sözlü müdahalede bulundu. Sayın Erdem Başçı önce sözlü müdahale yaptı. Etkisi sınırlı kaldı. Onun üzerine döviz satış ihalelerine başladılar. Gene arzulanan etkiyi, sonucu alamadılar kurda. Ve son olarak faiz artışı gündeme geldi. Ancak ben elbette Merkez Bankası'nın iki tane amacı var şu an. Kur bacağında benim görüşüm o. Bir, oynaklığı azaltmak istiyorlar. Hı hı. İki, bence Merkez Bankası değer kaybından çok rahatsız değil. Sadece değer kaybının kontrolsüz olmasından rahatsız. Çünkü kontrolsüz değer kayıpları yabancı yatırımcıyı ürkütüyor. Yabancı yatırımcı geleceği bir ülkede borsa endeksi hep konuşuyoruz cazip olabilir ama sonuç olarak bir kur riski de alıyor yabancı yatırımcı. Tabii, evet. Kurda kontrolsüz bir değer kaybı olmamalı. Merkez Bankası bunu yapmaya çalışıyor ama bence cephaneyi erken kullanıyoruz. Ben onu düşünüyorum. Çünkü Fed daha herhangi bir şey yapmadı. Ve bu süreç çok zorlu olacak. Yani bu önceki dönemdeki sıkılaştırma süreçlerine hiç benzemeyecek. Nasıl bir piyasa reaksiyonu verecek, piyasa nasıl bir reaksiyon verecek Fed'in de hiçbir fikri yok. Evet, doğru. Dolayısıyla böylesine zorlu bir süreç önümüzdeyken ve daha somut bir hamle atılmamışken Fed bacağında cephaneyi ben erken kullanmaya başladım. Ama şu an böyle bir hamle yok ama dediğin gibi bütün ülke paraları değer kaybediyor. Aynı zamanda diğer ülkelerde faizler artıyor. Yabancılar gelişmekte olan ülkelerden bir miktar çıkıyor. Evet. Fakat olayın içinde şimdi şöyle de bir boyutu yok mu? Sonuç olarak Türkiye bütün gelişmekte olan ülkeler içerisinde
Hakikaten Sayın Babacan da bunu söyledi. En kırılgan olanı, sebebi de cari açığı en yüksek olan ülke. Evet. Dolayısıyla bırak yani şeyi, paranın kaçıp gitmesini, paranın gelmemesi bile, yani gelmekte tereddüt etmesi bile ciddi anlamda burayı zora sokabilir. Yani şöyle zora sokabilir. Ben hani kriz, ekonomik krizlere baktığımda, ülkelerin ekonomik krizlerine baktığımda en büyük sorun bu sudden stop dedikleri ani duruş, yani paranın aniden durması, gelen paranın bir anda kesilmesi. Çok ilginç değil mi? Yani notumuz arttı, yatırım yapılabilir seviyeye geldik ve arkasından en fazla bir hafta mı, iki hafta mı ne geçti? Onun ardından da gezi olaylarıyla başlayan ama daha sonra küresel dengelerle devam eden bir durum yaşadık. Şu an ben özel sektördeki şirketlerle görüştüğüm zaman, konuştuğum zaman bir kere borçlama maliyetleri arttı. Yani borcunu çevirme zamanı gelenler, evet, hele ki yüksek kurlardan çevirmek zorunda kalıyorlar. Bir borcunu ödeyeceksin, ondan sonra yani alacaksın, TL'yi dolara çevireceksin önce, sonra borcunu ödeyeceksin, sonradan yeniden çevireceksin. Şimdi yeniden çevirmek için tabii firmalar çok iyiyse sorun yok belki ama Libor artı 1,5'la falan borç alıyordu bizim firmalar. Yani bir, hatta bir bile olan biliyorum. Şimdi orada bir miktar artış var. Bu anlamda Merkez Bankası'nın, yani sen şimdi az önce şey dedin ya, hani pas geçmeliydi dedin ya. Şimdi Fed'in ne yapacağı, daha doğrusu Fed'in sonucunun ne olacağını Fed de bilmiyor dediğin gibi. Yani böyle bir durum daha önce yaşanmamış ki. Öyle değil mi? Bu kadar büyük bir parasal genişlemeden daha sonra yavaş yavaş çıkılmamış. Şeyi de netleştirelim. Fed'in her ay basmakta olduğu parayı azaltacak sadece. Onun etkisine bakar mısın yani? Azaltmanın etkisi sadece. Yani bu 85 milyar dolar vereceğim yerine Eylül ayından itibaren belki, Aralık ayından itibaren bilmiyoruz onu da. O da gelecek verilere bağlı, ekonomik verilere bağlı. Net bir şekilde Bernanke bunu söylüyor, öyle değil mi? Çok net. Evet, diyor ki ben bakacağım. Eğer 300 bin istihdam artışı gelirse Amerika'da bu ay ne olur? O zaman 20 milyar dolar azaltmayla başlarlar. 20 milyar dolar azaltmaya başlarsa burası ne olur? Değil mi? Sen şimdi zannedersem onu düşünüyorsun değil mi? Yani ileride azaltmaya başladığında kullanabileceği silahı mı şimdi erken kullandı, evet, diyorsun? Evet. Çünkü şu an piyasa şartları biraz sakinleşti. Bernanke aslında çok yeni bir şey söylemedi. Takvim halen ortada. 2013'ün sonlarında tahvil alımlarını azaltmaya başlayacaklar. 2014 ortası gibi de sonlandıracaklar. Evet. Yani artık ben şunu da aslında vurgulamakta yarar var. Bu süreç biraz farklı derken şunu kastediyoruz. Fed geçmiş krizlerde sadece faiz indirirdi. Evet. Yani paranın maliyetini düşürürdü, parayı, evet, ucuzlaştırırdı. Bu kriz apayrı bir krizdi, olağanüstü bir krizdi. İkinci bir uygulamayı devreye soktu. Fed bilançosu üzerinden parasal politikalar izlemeye başladı. Bir başka ifadeyle varlıkları topladı bilançosuna, sisteme likidite verdi. Evet. Bu da paranın bollaşması, miktarının artması anlamına geliyor. Bir taraftan faiz düşürerek parayı ucuzlattı, bir taraftan varlık alarak parayı bollaştırdı. Şimdi bol olan ve bollaştırmaya devam eden FED, hı hı, burada musluğu kısmaya başlayacak Eylül ya da Ekim ayında. Ondan sonra musluğu tamamen kapatacak 2014'ün, hı hı, ortasında. Şimdi biz daha az para likidite vermeye devam ediyor, daha az verebilirim diyen bir ama zaten piyasa bunu yapmaz mı Erkin? Yani piyasa zaten bunu önceden satın almaz mı? Evet. Yani azaltmaya başladığı sırada benim tahminim piyasalar olumlu etkilenmeye başlayacak gibime geliyor. Katılıyorum. Yani piyasa zaten o beklentiyi şu an fiyatının içerisine koydu ama kaç milyar dolar azaltmayı koydu? Yani ben onu merak ediyorum. Yani piyasa şöyle diyor. Tamam, Eylül ayında azaltmaya başlayacak. Çünkü piyasada kime sorsan tamam Eylül ayı diye bir, hani Eylül olmaz da bir de aralığa şey yaparsa o zaman bayağı olumlu etkilenebiliriz. Ama Eylül ayında bir 10 milyar dolar azaltır diye düşünüyor da piyasa. Ama Fed 20 milyar dolar derse işte o zaman sakat. Yani o zaman oldukça kötü etkilenir yeniden piyasalar. Evet. Fakat bu arada bir kan kaybı var bizde. Yani bizde şu an, ya biz çok borçlu bir ülkeyiz. Şimdi aslında algılaması izleyicinin ve vatandaşın farklı. Hani IMF'ye borçlarımızın tümünü kapattık
sözü var ya. Bu sanki Türkiye'nin artık hiçbir borcu kalmamış gibi algılanıyor. Halbuki IMF'ye biz 26 milyar dolar borç aldığımızda IMF'den bizim 190 milyar dolar falan toplam bir borcumuz vardı. Hatta 160 milyar dolar falan bir borcumuz vardı. E şimdi bu 340 milyar dolar oldu. Yani ülkenin borçluluğu açısından baktığın zaman inanılmaz bir borç artışı var. Ve bu 340 milyar dolar artı Durmuş Yılmaz en son söyledi. Cumhurbaşkanı, danışmanı, eski Merkez Bankası Başkanı. Yani bir yıl için 200 milyar dolara ihtiyacımız var çevirebilmek için ekonomiyi. Bu anlamda, yani bu anlamda ben şeyi merak ediyorum. Hani silahı erken kullandı diyorsun ya. Ben mesela Merkez Bankası'nın kesinlikle bu konuda çok kararlıyım. Dövizin yukarı gitmesi vesaire. Hani nasıl ki 2012'nin başında Başçı ne dedi? Dolara dokunanın eli yanar dedi. Ama şu an söyleyemiyor onu. Yani şu an dolara dokunanın eli yanar diyemiyor. O iş dünyasını çok rahatlattı. Tamam dedi. Yani benim maliyetlerim değişmeyecek dedi. Reel sektör ona göre hesabını yaptı. Yani ona göre dedi ki 1.80'le 1.85 aralığına gelir herhalde dedi. Tabii 1.74'e düştü dolar. Ona göre hesap yapıyordu. Fakat şu an Merkez Bankası bu kararlılığı göstermediği için kur konusunda yarın gelecek bir atakla, demin onun için sordum. Amerika'da tarım dışı istihdam bir 300 bin gelse bunun anlamı şudur. Ya kardeşim Ağustos'ta bile adamlar başlayabilir. Hocam zaten geç kaldılar. Şeye değil mi? Çok geç kaldı. O konuda hani bilmiyorum. Ne, gerçek anlamda hani geç kaldılar mı kalmadılar mı bilemiyorum ama şunu biliyorum yalnız. Bu iş böyle tereyağından kıl çeker gibi falan olacak bir iş değil yani. Yani dünyada bu kadar basılan parayı geri çekmek volatiliteyi çok arttıracak. Çünkü insan beyniyle, insan kafasıyla bir şeyi ayarlamaya çalışıyorsun. Yani faizi ayarlamak da öyle bir şey değil mi? Yani bir bıçak düşün. Bıçağın üzerinde diğer bir bıçağı tam böyle keskin taraflarını dengede tutmaya çalışıyorsun gibi bir şey. Neyse ama ben şunu söyleyeyim. Benim görebildiğim kadarıyla Merkez Bankası'ndan ben şey bekliyordum. Çok kararlı bir şekilde bu kur volatilitesini, tamam, faizdeki marjı oldukça genişleteceğim. Daha genişletmesini bekliyordum. Yani koridoru nasıl ki 2012'nin başında alt tarafı zannedersem 5,5 muydu? Üst taraf 12,5'tu. Koridor genişleyince her an faizler %12'ye çıkabilir diye kura kimse atakta bulunamadı. Yani kur üzerinden kimse oyun oynayamadı. Evet. Ama bu sefer politika faizi aynen duruyor. Dün BofA Merrill Lynch zaten dedi ki politika faizini değiştirmedi dedi. Ötekinin ve bu çok yetersiz dedi. Yani beni Türkiye'ye gelmeye ikna etmiyor dedi şu anki oradaki getiri dedi. Tavsiyelerini indirdiler zaten. O zaman sen borçluysan kardeşim, yani ülke olarak borçluysan, yabancı kaynakla bugüne kadar büyümüşsen, cari açıkla büyümüşsen, cari açık vererek büyüyorsan ve cari açık vermediğin zaman büyüyemiyorsan, o zaman mecbursun sen o şeyi, yani faizi arttırarak oradaki oynaklığı engelleyerek, kurdaki oynaklık emin ol reel ekonomiyi daha fazla etkiliyor faizdeki oynaklıktan ziyade. Kurdaki oynaklık şu an bütün iş dünyası bana onu soruyor. Kur ne olur? Hiç bilmiyorum diyorum artık. Başlangıçta diyordum ki merak etmeyin 1.90'ı geçerse bile sakın almayın. Merkez Bankası bu konuda çok kararlı. Fakat ben o kararlılığı görmediğim için şu an Türkiye açısından öyle bir değerlendirme yapıyorum. Bu arada sorular da çok ciddi anlamda sorular geliyor. Bu arada yeri gelmişken ben de şunu söylemek istiyorum. Şu an ekonomimizde talep koşulları çok güçlü değil. Evet. Bir başka ifadeyle kurdaki son yükselişin enflasyon üzerinde yaratacağı yukarı yönlü baskı tahmin edilenden bence daha az olacaktır. Ama dün Merkez Bankası ısrarla raporunda enflasyon kaygısını da ön plana çıkarttı. Aslında satışın devamının gelmesi için bir zemin var. Borsa İstanbul için konuşuyorum. Merkezin bu kadar enflasyonla ilgili kaygılarını dile getirmiş olması bende şu izlenimi bırakıyor. Merkez Bankası dün başladığı sıkılaştırma yönündeki hamleleri önümüzdeki dönemde belki de artırarak devam edecek.
Bu baskıda nasıl biz hep şunu konuşuyorduk. Borsa İstanbul merkezin genişleme, faiz indirimi sürecini fiyatlıyor, olumlu ayrışıyor. Tamam, hı hı. Şimdi o zaman tam tersi resim karşımızda. Artık biraz daha sıkılaştırma tarafında olan bir merkez bankası var. Dolayısıyla Borsa İstanbul üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilecek önemli bir faktör. Yalnız bak dikkat ettin mi? Yani sen şeyde faiz artışı daha yüksek olsaydı borsa daha olumlu tepki verecekti. Şimdi ters değil mi bu durum? Yani şimdi şöyleydi. Yani Merkez Bankası faizleri arttırırsa, yani 1,5 puan arttırırsa borsanın daha olumlu bir tepki vermesi bekleniyordu. Faizlerde 0,75'lik bir artış sonrasında ve o sırada da yaklaşık bir 5-10 dakika sonra zannedersem açıklandıktan sonra Merrill Lynch'in şeyi geldi, raporu geldi. Onun üzerine piyasa daha da bir hızla düştü. Evet. Fakat Merrill Lynch raporu gelmese bile o sırada ben hani baktım gidemedi, döndü. Evet. Dedim burada en az bir 1000 puan çökecek şu an piyasa. Yani o seans içi bir hareketti. O her zaman olmayabilir tabii. Ama şöyle bir şey var Erkin, yani piyasa faiz artışına niye olumlu cevap versin? Yani faiz arttırıyorsa Merkez Bankası hisse senedine niye olumlu cevap versin? Evet. Bu şuna benziyor. Amerika'da da hocam kötü gelen ekonomik verilere sevinen bir ruh hali var dış piyasalarda. Aynı şekilde içeride de beklenenden daha fazla düzeyde yapılabilecek bir faiz artışının borsayı olumlu etkileyebileceğini düşünen bir grup vardı. Aslında bak hayır ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama kısa vadeli olur diye düşünüyorduk. Bak ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama benim düşünme mantığım şu. Yani bir diyorum bu ülkenin ihtiyacı ne? Bu ülkenin ihtiyacı ani duruş, sudden stop'la karşılaşmaması. Evet. Yani bu riskin engellenmesi lazım. Yani Türkiye'nin cari açının finanse edilebilirliğinin sağlanması lazım. Çünkü birinci sıradaki risk bu. Bunu sağlamanın yolu da buradaki getiriyi cazip kılmak. Evet. Buradaki getiriyi cazip kılarsan ve o riski ortadan kaldırırsan borsa olumsuz etkilemez, bilakis olumlu etkiler. Çünkü dış kaynak gelecek yine, bu hisseye de girebilir. İkincisi, biz borsada değerlemeleri yaparken hangi faizi kullanıyoruz? Politika faizini mi kullanıyoruz? Piyasa faizini mi kullanıyoruz? Tabii ki değerlemeleri yaparken, biz uzun vadeli değerlemeyi yaparken neyi kullanıyoruz? 10 yıllık kağıdın, yani indirgenmiş nakit akımlarını, şirketin gelecekte yaratacağı nakit akışlarını indirgerken bugüne, gelecek minimum 10 yılı baz alıyoruz. Biz gidiyoruz 10 yıllık faizi kullanıyoruz. Peki Merkez Bankası'nın faizleri 6,5'tan 8'e getirmesi uzun vadeli faizleri 2 puan daha yukarı iter mi? İtmez. Çünkü orada en azından şeyi getirir. Hatta uzun vadeli faizler bir miktar geriledi şu an. Yani gösterge faiz gerilemedi ama kısa vadeli, çünkü kısa vadede parası ihtiyacı olanlar şu an daha yüksek faiz ödemek zorunda. Dolayısıyla bu açıdan baktığımda neden faiz arttırımının borsaya yarayacağı, zaten borsayı şu ana kadar düşüren şey hem 2 yıllık hem 10 yıllıkta 9,5'a kadar çıkmış olması. Biz de değerlemeleri yaparken o faizi baz alıyoruz. Merkez Bankası'nın piyasa faizini piyasa faizine yaklaştırması çok daha gerçekçi bir parasal ortam sağlıyor. Yani çok daha gerçekçi hesap yapmayı getiriyor. Merkez Bankası şu an borç alma faizini 3,5'tan yani borç al, Merkez Bankası'nın borç alması veya adam getirdi dışarıdan yabancı, parayı verecek kimse bulamadı, Merkez Bankası'na verse 3,5 alıyor. Tamam mı? Normalde bu 5,5-6 olsa hisse senedini niye etkilesin ki? O tamamıyla yabancının buraya geldiğinde garanti getirisidir. Evet. Artı faizler yükseldiğinde kurların yükselmeyeceğine inandığı için bu sefer kur riskinin de azaldığını duyuyor. Bu sefer içeriye giren kaynak artacak. Ben Merkez Bankası'nın bu denklemi çok iyi gördüğünü zannetmiyorum. Yani aslında cari açık riski küçümsendi. Cari açık riskini hala cari açığın finanse edilebilirliğini küçümsüyor Merkez Bankası. Peki yarın tarım dışı istihdam 300 bin, 500 bin gelirse, yani 350 bin tarım dışı istihdam Amerika'dan muazzam bir artış. Tamam, parasal genişlemeyi durduruyor adam, hatta 30 milyar dolar azaltacak gibi bir şey olursa buradan bir o kadar daha para çıkmaya kalkar. Ama şu ortada kesinlikle bundan sonra artık
faizler mecburen yükselmek durumunda. Merkez Bankası bu sinyali de vermek zorundaydı. Yani hani para çıkmaya kalkarsa ben daha faizi artırırım. Halbuki şey bana kötü geliyor. Ya bunun sebebini sanki enflasyon gibi gösteriyor. Şimdi açıklamaya bakıyorsun. Enflasyon diyor, sebebi diyor dolardaki, petroldeki ve yaş meyve sebzedeki artıştır diyor. Talep tarafından bir şey söylemiyor. Ondan sonra faiz artışını, enflasyondaki artışı frenemiyor. O zaman talepte bir şey yoksa, geçici olduğuna inanıyorsan o zaman niye o yüzden faiz arttırıyorsun? İşte faiz, kur, enflasyon. Tabii o çelişkini geliyor bana. Ve bu bana şey gelmiyor. Çok sahih, açık gelmiyor. Ve o zaman kandırıldığımı düşünüyorum. Yani ben tamam biz Merkez Bankası bir kulp buldu diyorum. Yani şey, hayır, söylenecek şey şu. Kardeşim Türkiye dış, bunu Babacan bunu çok rahat söylüyor. Yani hakikaten çok takdir ediyorum Sayın Babacan'ı. Diyor ki bizim diyor piyasamız daha fazla düşmesinin sebebi cari açımızın daha yüksek olmasıdır diyor. Gerçekçi bir değerlendirme yapıyor. O zaman diyorsunuz ki ya teşekkür ederiz diyorsun. Yani ekonomi yönetimi şöyle bir güven veriyor o zaman. Ha, dolu olayı görüyor. Nerede sıkıntı olduğunun farkındalar diyorsun. O zaman çok rahatlıyorsun. O sıkıntının farkındaysa buna yönelik önlemi de düşünüyorlardır. Evet. Diye düşünüyorsun. Şimdi Babacan böyle söylüyor. Merkez Bankası'nın direkt yapacağı şey şu. Sudden stop. Daha önce ben 42 tane ülkenin krizini dakika dakika incelediğimde bunu görüyorum. Sudden stop'tan daha önemli bir şey yok. Bu ülke bu zamana kadar gelmiş, yarın yabancılar başka şeyler de satıp çıkmaya kalkarlarsa mecbursun faiz arttırmaya. 2006 yılını hatırlıyor musun? Mayıs, Haziran. Çok net. Ha, 2006 yılında. Gene FED tetiklemişti o tür bilansı. Hani Greenspan dedi ki 5.25'ti faizler. Evet. Enflasyon verisi 2.3 yerine 2.4 geldi. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2.4 geldi enflasyon verisi. Aylık enflasyon. Bu bir anda Greenspan'in faizleri 5.25'ten 5.5'a çıkartacağı beklentisini oluşturdu. Piyasalarda. Müthiş bir çöküş yaşanmıştı. Gelişmekte olan. Tabii bizim faizleri Merkez Bankası kaça çıkarttı biliyor musun? 14'lerden 22'ye çıkarttı. Evet. Faizleri 22'ye çıkarttık. %22'ye çıkarttı Merkez Bankası. Politika faizi. Pardon, piyasa faizleri %22'ye çıktı da Merkez Bankası ilk başta satışla müdahale etmeye kalktı. Sonra faizleri çok agresif bir şekilde arttırmak zorunda kaldı. Çıkıyordu para, kaçmaya başlamıştı para. Anında durdurdular. Ben burada resmen bir tutulma olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir reklama gideceğiz ama son cümlemi söyleyeyim. Merkez Bankası şunu diyecek. Ya biz ülke olarak kırılganız. Cari açığımız çok yüksek. Bunun için yapısal tedbirleri hükümet aldı. Enerji yatırımları bilmem ne, her şey yapılıyor. Bu uzun vadede şey verir. Ama kısa vadede ülkeye zarar vermesi ve finansal istikrarı şey yapması için biz bu kararları, bırak para politikası kurulunun toplantısını beklemeyi, ani gördüğümüz anda ani toplantı yapıp yine karar alabiliriz dese, sadece onu gösterse kimse dolara falan böyle atak yapmaya kalkamaz. Evet. Yani çünkü atak yaptığı anda tak diye faizlerin artacağını bilir ve orada da manipülasyon yapamaz. Fakat şu an enflasyon yükseliyor. Biz aslında talep arttığından değil ama bu şartlar altında finansal istikrar da oraya sıkıştırılmış o cümle. Neyse bir bu, ara verelim. Finansal istikrar zaten apayrı bir konu. Hem Türkiye için hem gelişmiş ülkeler zaten için. Zaten o trilenme olayı var ya. Yani evet. Merkez Bankası 3 aynı anda şey yapıyor. Evet, gong da çaldı. Borsanın nasıl açıldığına da bakacağız sevgili seyirciler. Çok kısa bir aradan sonra hemen sizlerle birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para notası bütün hızıyla devam ediyor. Hemen Erkin, istersen grafiği verelim, borsanın nasıl açıldığına bakalım. Bu arada önce VOB'a bakalım, VOB ne durumda? VOB'da açılış sonrasında yani yatay açılmıştı, şu seviyelerde açıldı, 91.500. Az önce borsa açılınca hafif bir 250'ye kadar indi, tekrar yükseldi VOB'da. Ve İMKB, bu BIST 100 ya, şu dilimizi bir türlü alıştıramadık. BIST 100'de de hemen açılış sonrasında hafif aşağı yukarı hareketler oluyor. Çok yatay açıldık, sıkışık açıldık. Ve şu aşamada çok da net bir görüntü vermiyor. Ama dünkü düşüş oldukça sertti. Ve bu düşüşte dikkat edersen şöyle bir omuz baş omuz formasyonu vardı.
Eğer bunun altına gider kırılırsa bir 74 bin hatta 73 bin seviyeleri bile olabilir. Yatırımcı o yüzden şu an ben bir yukarı tepki bekliyorum 76'ya doğru ama bu tepkinin çok güçlü olmasını beklemiyorum. Senden alalım genel değerlendirmeyi. 76'ya doğru bir tepki yükseliş olursa bence iyi bir satış fırsatı olur. Evet. Satmamış olan yatırımcı için ben onu düşünüyorum. Çünkü şimdi Merkez Bankası'nın enflasyonu ön plana dün oldukça ciddi şekilde çıkartmış olması bence Borsa İstanbul'da tedirginliği ciddi şekilde arttıracaktır önümüzdeki günlerde. Ve şu an 75 bin çok kritik. 75 bini kırılıp kırılmayacağı. Bence ben kırılmasını bekliyorum. Ama dünya borsa endekslerinde bir çözümü yok henüz. Orada da vade olarak ben şöyle düşünüyorum. Amerika'da şu an bilanço dönemi var. Bilanço döneminin öncesinde ve sırasında genelde borsalarda çok sert bir bozulma söz konusu olmuyor genelde. Ama bilanço dönemi bittikten sonra ki o takvim Fed'in Eylül toplantısında da yaklaştığımız döneme denk geliyor. O noktada borsa endekslerinde yani Amerika'da S&P'de belki bir 1750 potansiyeli var. Belki bir 1750 üzerini ben göremiyorum. Ama orada da başlayacak düşüşle birlikte, düzeltmeyle birlikte içerideki satışın daha da kuvvetlenmesi söz konusu. Peki Erkin şey çok iyi gelmeye devam ederse Amerikan verileri bu Amerika'yı çok olumlu etkiliyor. O borsaları daha da bir yukarı taşımaz mı? Yani gelişmekte olan ülkeler nasıl reaksiyon gösterecek? Sanki bu dönemde artık şu Fed'in parasal genişlemeyi daraltacağı dönemde gelişmiş ülkelerdeki borsa yükselişleri gelişmekte olan ülkeleri çok fazla peşinden sürükleyecek gibi görmüyor. Evet. Görünmüyor yani. Ama gelişmiş ülkeler üzerine biraz onlar da bozulursa o zaman gelişmekte olan ülkelerdeki satış bence daha biraz daha şiddetlenir diye tahmin ediyorum. Benim açıkçası gördüğüm 75 binin önümüzdeki günlerde kırılma potansiyelinin çok yüksek olduğu yönünde. İlk durak bence 73 bin 74 bin bölgesi. O bölgenin de ben tutmayabileceğini ve 70 bine kadar bir sarkma olabileceğini düşünüyorum. Hatta eğer Amerika'da bir sonraki tarım dışı istihdam verisi ISM imalat ve ISM hizmetler. Amerika'da imalat sektörünü ISM imalatla takip ediyoruz. Hizmetler sektörünü ISM hizmetler datasıyla aylık data bunlar takip ediyoruz. Ve tarım dışı istihdam datasında orada. Bu üç verinin birlikte beklenenden daha yüksek gelmesi durumunda 3,5 sent dahi Borsa İstanbul'da söz konusu olabilir. Yani ben bundan sonra yılın geri kalan kısmı için en azından o vade için değerlendirdiğimizde yatırımcının şu psikolojiden bence kurtulması lazım. Biz vakti zamanında 93 bini gördük. Yani bunları hafızadan silmek lazım. 93 bini gördük, şimdi çok geriledik. Böyle bir kıyas yok. 21 binleri, 23 binleri gördüğümüzde de 48 bine geldik, çok geldik. Böyle de bir şey yok. Yani trend nereye gidiyorsa. Şu an dünyada bu Fed baskısı biz uzunca bir dönem hissedilecek. Böyle bir döneme girdik. Ben içeride de dinamiklerin açıkçası biraz bozulduğunu düşünüyorum. 70 bine kadar şu an ciddi bir potansiyeli var Borsa İstanbul'da. Evet yani ben şeyde 70 bin konusunda şeyim yok. Yani 70 bin çok önemli ama bir destek oldu. Bir de 70 bindeki fiyatlara baktığımda ne olursa olsun eğer Merkez Bankası normalde kararlı davranmış olsa, belirliliği arttırsa, ne yapacağı konusunda çok piyasada hani paranın maliyeti vesaire, döviz kurları konusunda netleştirmiş olsa ortamı, o zaman çok ciddi anlamda bir sıkıntı olmayacak. Ama bazı değerlemeler var ki inanılmaz ucuz şeyler, hisseler. Şu an bankalar bile çok çok ucuz bana göre. Yani bankalar da çok ucuzladı. O anlamda ben hani value'ye bakıyorum, yani değere bakıyorum. Fakat benim en çok sıkıntıya sokan, ben diyorum ki şu an alım yapan birisi, hani orta vadeden bahsediyorum, 73 bine kadar düşebilir. Ve oralar bence 2-3 ay vadeli, yani Eylül-Ekim için. Zaten Eylül-Ekim'de yapılacak parasal daralmayı şu an piyasalar zaten kendi içinde şey yaptığı için tekrar bir olumlu hareket göreceğiz. Bir de piyasanın kendi dinamiğidir zaten. Sürekli bir kötüleşme sürekli devam etmez. Evet. Yani bir düşersin sonra bir yükselirsin falan. Geçen haftaki grafiklerde de zaten o tip bir sinyal vardı. Yani artık biraz yukarı gitmek istiyorum sinyali vardı. Bu hani 73 bine kadar düşüş, o 70 binde 80 bin aralığında sadece 2000 puanlık çok küçük bir marş. Yani şimdi 75 binden 73 bine düşse yatırımcı bunu çok daha yüksek algılayacak. Yani çok daha sert algılayacak.
Önemli olan 70 binin altına geçmemesi veya 70 binin altına geçse de bakıyorum oraya 67 bin 65 bin var. Peki bütün krizlere bakıyorum. Yüzde kaç düşmüş? Yani 94 krizi, 98 Rusya krizi, Asya Rusya krizi, 2001 krizi, 2008 krizi. Buralarda %40 minimum düşüş var. Peki bundan başka kriz olmayan dönemlerde acaba ne olmuş diye baktığımda maksimum düşüş borsalarda %25 civarında. Yani maksimum geri çekilme %25 civarlarında. Şu an beni sıkıntıya sokan aslında orta vade için şey erken yani seçim süreci. Yani 2014'ün başında belediye seçimlerinin yapılacak olması, yerel seçimler. Sonra genel seçim var. Sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Yani cumhurbaşkanlığı seçiminde şimdi şöyle düşünün. Sayın Başbakan cumhurbaşkanlığına aday olduğunda Abdullah Gül ne olacak? Abdullah Gül'ün tekrar AK Parti başına geçmesi söz konusu olacak mı? Ki orada çok fazla soru işareti var. Eğer Abdullah Gül tekrar AK Parti'nin başı, yani şimdi şöyle bir sürü şey var, senaryo var şu an. Sayın Başbakan eğer Cumhurbaşkanı olursa, Sayın Numan Kurtulmuş'un genel başkanı olarak devam edeceği. Bu durumda yani bir sürü senaryo çıkıyor ortaya. Çok doğru. Dolayısıyla seçim süreci, mesela İstanbul'un belediye, yerel seçiminin sonucu çok müthiş etki yapacak piyasalarda. Bu çok önemli olacak bu gezi olayları sonrasında. Yani dengeler çok değişebilir. O açıdan baktığımda sadece bu yıl sonuna kadar piyasa ne yapacaksa yapacak. Seçim dönemine girildiği andan itibaren de gerçekten piyasanın kendisine çok net yükselen bir trend bulması en azından 2014 bitene kadar oldukça zor olacak diye düşünüyorum. Bir de 2014 parasal daralmanın başlayacağı, yani genişlemenin durdurulacağı ve 2014'ün ortalarından sonra da basılan paranın yavaş yavaş artık geri çekilmeye başlayacağı bir dönem olacak. Burada birçok soru var. İç piyasalar için ben en iyi geride kaldı ifadesinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Katılıyor musunuz? İç piyasalar için en iyi geride kaldı kesinlikle. Yani onda ben hemfikirim. Yani 93 bin seviyesini ben de çok uzun bir süre göreceğimizi düşünmüyorum yani. Yani ben ama 2-3 ay vadeli, 3-4 ay vadeli kesinlikle bu seviyelerden alım yapıldığında bir %8-10 civarında bir getiri sağlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü her zaman bir Eylül, Ekim, Kasım bir şey vardır. O dönemde bir Ocak etkisine doğru fonların son biliyorsun şeyi vardır. Fonlar kendi gelir şeyini arttırabilmek için son döneme doğru fiyatlar genellikle yükselir. Yıllık kapanışlarını iyi yaparlar falan. Burada bir sürü soru var. Bu sene FED müsaade eder mi? Bir de öyle bir soru işareti var ama. Şey neye? Yani makyajlama sürecini Bernanke ne kadar destekleyecek? Ben çok emin değilim. Üstelik piyasa şu an hiç konuşmuyor. Neyi? Bernanke görevden ayrılıyor. Evet. Bu çok ciddi bir risk. Evet. Almanya'da seçimler var. Almanya'da evet. Ekim'de galiba. Eylül ayında. Dolayısıyla orada siyasi otorite mevcut haliyle devam edecek mi etmeyecek mi? Evet. Etmeyecekse yeni gelecek siyasi otoritenin sorunlu Avrupa'ya karşı olan duruşu değişecek mi değişmeyecek mi? Orada değişirse iyi olur. Merkel yüzünden Avrupa toparlanamıyor şu ana kadar. Şundan bir kurtulsak diyorum Merkel. Bu arada sorular var. İstersen kısaca hemen şey yapalım. Birinci soru hemen Hasan Keskin'den. Euro dolar paritesi için bir haftalık genel beklentin. 1.32.70, 1.34, 1.32.70'i geçemediği, ben şöyle söyleyeyim. Yılın geri kalan kısmı için euro dolar paritesinde yeniden 1.27.50 hatta 1.25 olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani aşağı gidecek. Evet. Yani önümüzdeki 4-5 ayda. 5 ayda ben pariteyi aşağı yönde bekliyorum. Ancak Amerika'da bilanço sezonu bitene kadar 1.32.70 bölgesinin zirve bölge olma olasılığı çok yüksek. O yüzden euro dolar paritesi yükseldikçe sat yönündeki görüşümü koruyorum. Evet. Levent Gökdem, Yaşar Hoca kendisiyle çelişmedi mi diye sormuş. O Merkez Bankası ilk gün hemen anında reaksiyon verseydi, evet, panik görüntüsü sergiler diyorum. Hani o gezi olayları ve şeyde dolar 1.97'lere giderken anında faiz arttırmaya kalksa bu bir panik görüntüsü sergilerdi demiştim ben daha önce. O konuda çelişmiyorum. Normal para politikası kurulu geldi, toplantı yapıldı, o toplantıda düşünüldü. Ve o şekilde bir karar alındı. Ben bu kararın daha güçlü alınıp dış dünyaya gösterilmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani dış dünyaya bakın biz kararlıyız.
bu döviz konusunda. Onu göstermek için o faiz kararını açıklamalı diyordum. Hemen reaksiyon vermemesi ve paniklediği yönünde piyasada bir algı yaratmaması görüşünüze ben de katılıyorum. Hatta bunun güzel bir örneği var. 11 Eylül saldırıları olduğunda Amerika'ya Amerikan piyasaları kapandı. Kapandıktan sonra Fed hemen faiz indirimleriyle geldi piyasaları rahatlatmak için. Fed faiz indirdikçe piyasalar daha da düştü. Faiz indirdikçe piyasalar da daha düştü. Dolayısıyla bazen merkez bankalarının panik atak halinde almış olduğu önlemler piyasaları daha da bozabiliyor. Sen şeyi okudun mu? The Age of Turbulence. Okudum. O türbülans çağında Greenspan'in o uçakta nasıl haberi aldığını, evet. Ondan sonra nasıl paniğe kapıldığını, eyvah ekonomi çöküyor diye heyecanlanıp o faiz indirimlerini nasıl yaptığını dediğin doğru. Mert Metehan diyor ki hocam sizce altın daha yükselir mi, satışı nerede yapmak lazım diyor. Ben çok kısaca, 345 dolarda şu an altın. Evet, ben bu bölgenin 1200'den güçlü bir tepki geldi. 1320, 1340 hatta ihlaliyle beraber 1350 bölgesinin altın fiyatlarında önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde zirve bölge. Yani sen o zaman şöyle 1350 yükselişle sat görüşünü evet, koyuyorsun. Şu an aslında artık satma evet. zamanı geldi evet. diyorsun sen. Evet, diğer bir soruya bakalım. Grafiği alalım arkadaşlar. Bir savaş vesaire çıkmadığı sürece. Evet. Konut kredi faizleri bir ay önce 0.65 konut kredisi faiziyle ev aldı. Bundan sonra krediler düşer mi artar mı demiş Emre Yaban. Yaşar Hocam, Erkan Hocam, sizin de Ahmet Mergen Hocam gibi Twitter'da daha aktif görmek istiyoruz. Oo, bir de Twitter'da çok aktif olursak zaten insanın canınızı da sıkıyorlar. Ben artık tweet yazmayacağım abi. Evet. Ama çok değerli görüşlerinizi merak eden de çok ciddi bir yatırımcı kitlesi var hocam. Ben altını konuştuk. Faizlerle ilgili çok kısaca görüş bildireyim. Amerika'da 10 yıllık hazine faizleri %2.50'nin altına artık kalıcı bir şekilde zor iner. Evet. Bundan sonra yön yukarı. 2014'ün ortasında hatta ikinci yarısında ben %3.5'ların görülebileceğini düşünüyorum 10 yıllık hazine faizlerinde. Dolayısıyla dünyada gelişmiş ülkelerde hazine faizlerinin yönü yukarı. Evet. İçeride de aynı şekilde gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'ye yansıması da benzer yönde olur diye tahmin ediyorum. Evet. 0.65 konut kredisi de bence çok iyi bir faiz. Üzerine titreyin bence. Bundan sonra o faizi bulmak zor evet. olacaktır. Erkeciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayına, canlı yayına geldin, katıldın, beni kırmadın. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok faydalandım. Yine yani ederim. Benim aramamı bekleme. Ya hocam yarın sabah geliyorum yayına da çık gel yani. Ben de böyle yoğunum. Peki. Evet sevgili seyirciler, Paranın Rotası'nı da sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediniz, bizlerle birlikte oldunuz ve sohbetimize katıldınız. Yarın sabah inşallah yine saat 9.10 geçe sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.